Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam dininin esası muhabbet üzere, sevgi üzeredir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruluyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Başka bir hadis-i şerifinde bir hasbim riyin mine şerri en yahkira ahahul muslim, bir insana, Müslüman bir kardeşini küçümsemesi, hakir görmesi, değersiz görmesi kötülük olarak yeterlidir diye buyuruluyor. Eğer günümüzde Müslümanlar arasında sevgi ve saygı kalmamışsa bu yine Peygamber Efendimizin daha o zaman belirttiği gibi ben sizin için dünya sevgisinden korkuyorum diye buyurduğu hadisin bir parçası vardır. Yani şu anda bazı oyunlara gelerek Müslümanlar bu hale gelmiştir. Özellikle batılıların, gayrimüslimlerin, İslam düşmanlarının Müslümanlar arasına soktukları fitneler, ektikleri fitne tohumları sebebiyle böyle olmuş. Müslümanların kalplerine dünya sevgisini ve dünyanın metalarında, dünyanın maddiyatında rakabeti yerleştirmişler maalesef. Böyle olunca da nasıl ki küffar arasında sevgi ve saygı yoktur, bütün dostluklar, bütün beraberlikler hep maddiyat üzerine ve menfaat üzeredir. Maalesef Müslümanlar arasında da bir miktar bu şekil olmuştur. Bu sevgi ve saygının tekrar yerleşebilmesi için ve Müslümanların arasındaki bu soğukluğun, bu birbirlerinden uzaklaşmanın sona ermesi için tekrar hadis-i şeriflere dönmek, tekrar Kur'an-ı Kerim'e, kitaba dönmek ve ciddi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde inanarak ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri hayatlarımıza tatbik etmekle olur. Yani tabii ki bunu da nasıl yapacağız? İnşallah bugün evet medrese ve akademi birleşmesi gibi bir önemli bir mesele için burada bir arada bulunuyoruz. İşte aynı şekilde Müslümanlar da birbirlerinin yanına oturarak ve bu hadis-i şeriflerdeki hakikatleri, gerçekleri eğer zihinlerine yerleştirseler, kalplerine yerleştirseler Allah'ın izniyle bu sevgi, bu saygı tekrar yerleşecektir. Ve bu çeliştikleri, daha doğrusu birbirleriyle tartıştıkları ve çarpıştıkları mesele ki maddiyattır, bu maddiyatın da sonu yok ve kısa bir süre sonra zaten hepsi yok olup gidecek. Burada dünyayı bırakıp gideceğiz. Yani asıl olan ebedi hayattır. Ebedi hayat için de sevgi lazım, muhabbet ve saygı lazımdır. İşte biz Müslüman kardeşlerimiz için Rabbimizden bu sevgi ve bu saygının saygı şuuruna varmalarını umut ediyoruz, talep ediyoruz. İnşallah Allah Celle Celaluhu kısa bir zamanda tekrar bu sevgi ve saygıyı Müslümanların kalbine yerleştirecektir ve çaba sarf etmek lazım tabii.